Sevgili ikizler, güzel ailem, notlarınız burada. Bayağı notlarınız var, bilginiz olsun diyorum. Güzel bir yıl, umutlu bir yıl ve şanslı ve çok şanslı olacağınız bir yılın size uyumlamasını uyarıyor gökyüzü. Kendi ilişkileriniz, iş ilişkileriniz, çevre ilişkilerinizde eleme. Hani yap boz deriz ya, bozacağız, yapacağız. Yani biz bu yıl her şeyimizi bozup yepyeni bir ikizler ve yükselen ikizler olarak hayat bakışımızı doğru noktada oluşturacağız. Özellikle aile ilişkilerimizle ilgili bağlantıları daha güçlü tutacağız. Ve onların evresini destekleyeceğiz. Psikolojik olarak, meditasyon olarak onların arkasında duracağız. Biraz aile büyüklerimiz ve kardeşler arasındaki gerginlikleri yumuşak temaslarla çözmemiz lazım. Beklenmedik ailenizin ev değişikliği ve alınacak mallarla ilgili de sizin kararınız önemli rol alacak. Yani ufak tefek tadilatlar, yapılması gereken olumluluklar size mutluluk verecek. Kız kardeş, erkek kardeş ya da aile büyüklerimiz ya da aile bireylerimizin bol bol seyahat edeceği, birlikte kaliteli bir vakit geçireceğiz ve bu seyahatlerde de yapacağımız iş, yapacağımız yolculuklar eninde sonunda sonu işle bağlantılı olacak. Ve bazı konularda da yanlışlarımızı daha doğru yöne doğru iteceğiz. Yani aile ayrıca bu ara kendinizle ilgili kurmak istediğiniz, şirketinizle alakalı bağı da kopartmayıp kendi alanınızdaki ortaklı statüleri de en iyi şekilde hayata geçireceksiniz. Sağlık sektörü ya da sağlıkla bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız gerçekten bu yıl gitmeniz, var etmeniz kapılarınız ve yurt dışı fırsatlarınızın en iyi şekilde size güzel rol alacağı, devlet atamanız ya da özel sektöre geçmek ve kendinizi kariyer anlamında da daha büyük noktalarda oluşturmak istiyorsanız bu yıl size ışık gibi olacak. Eğer finans sektörü ve finansla bağlantılı borsa olabilir, dijital alanlarda finans bağlantılı noktalardaysanız hedef yılınız, hedef kotanızı en iyi şekilde ve ünvanınız, rotanız size daha büyük aydınlanmalar yaşatacak. Yani siz isteklerinizin ne olması ve kariyerimizle alakalı da büyütmek istediğimiz doçentlik, profesörlük ya da akademik olarak kendimizi doğru noktada itmek istiyorsanız hadi hayırlı olsun. Bu yıl uyanışınızın, bu yıl size verilen ekim tarlalarının bereketini buğdayı evimizde çok güzel pişireceğiz. Lezzetiniz aydınlık olsun. Eğer insan kaynakları, dış alanda dış ihracat işiyle uğraşıyorsanız ve bu konuda da yerinizde yetkilenme ya da farklı bir firmayla ilgili bağ kurmak istiyorsanız tam olması gereken istekler, özellikle Şubat-Mart bu konuda başlangıçlar, Eylül'e kadar da hedef kotamızın oturtacağı nokta. Bu ara sinir uçlarımız böyle bir gerilir ya, 2023 hem gergin hem para hem güç, ama özellikle iş ve iş imkanı bulamayan ve hala da aynı noktada statü evresi devam eden sevgili ikizler, siz de cesaretinizi yeniden başlatın. Çünkü bulunduğunuz noktanın size bir rengi yok. Siz yeni bir renk atmak için adım, yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlayarak statümüze daha doğru çözümler yaratabiliriz. Eğer mecliste, devlet bağlantılı işlerde hakim, savcı, polis ve askerseniz, farklı yurt dışı görev ya da ekonomik olarak kendinizi farklı yurt dışında görev yapmak istiyorsanız bu başvurularınızda olumluluk evresi var. Eğer ailemizde siyasi eğitim gören ve siyasi konuda başarı sağlamak isteyen evladınız varsa ünvanı, başarısı, yurt dışı imkanı ve hedeflediği devlet kapısını en iyi şekilde hayata geçiş sağlayacak. Eğer akademik kariyerde öğretim görevlisiyseniz, akademik olarak üniversite ya da hedefinizi farklı bir alanda var etmek istiyorsanız başlayın. Siz başladıkça Eylül ayı sizin o istediğiniz okul, istediğiniz üniversitenin kapısı size sunulacaktır. Yeter ki isteklerinizi gerçekleştirin diyorum. Kendi ihracat, alım satım, uluslararası şirketlerde çalışıyorsanız bulunduğunuz şirkette ortaklı değişimler, firmanızın yabancı firmaya satılması gibi bazı eylemlerle alakalı noktada iş arayışlarınız olsa da bulunduğunuz firma sizi kaybetmek istemiyor. Kendine gel, işine sahip çık diyorum. Evet,
çok şanslı olduğumuzu düşünürken hayal kırıklıklarımız, geçmiş psikolojik ataklarımız da bizi tetikleyebilir ve bu tetiklemeler bizim yeteneklerimizi yorabilir. Yani biz ne yapacağız? Yoga, meditasyon, bu ülkenin çok güzel psikiyatristleri, güzel psikologları var. Kendimizi şifalandırmak için bazen başaramayabiliriz. Biz yardım almaya ihtiyacımız olabilir. Bu sinir evrelerimizde mutlaka doktorlarımızdan yardım alın diyorum. Astrolojiye ya da spiritüel alana merakı olan sevgili ikizler için gerçekten bu konuda başarıya doğru gidiyorsunuz. Alın eğitiminizi, alın başarınızı, kendi başarınızda yeni bir meslek olsun isteyebilirsiniz diyorum. Yurt dışına yerleşmek, özellikle 30-35 yaş arası sevgili hanımlar ve sevgili beyler ve kadınlarımız, hedeflerinizle ilgili başvurularınız ertelenebilir gibi gözükse de Aralık itibar yerleşim haklarınızla ilgili doğru süreçleriniz aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Evet, ailemizi liderlik ve yetenekler, yani siz lidersiniz ve yeteneklerinizi sadece sinirsel evrede kaybedebilirsiniz. Bunlar için size uyarılar verdim. Bu ara bir de şöyle söyleyeceğim. Bel fıtığı ve boyun fıtığı, vücut evrelerinizde ani belli aylarda ani mesela diyelim ki Nisan'da başlayacak ama Eylül'de boyun fıtığı ve bel fıtığı ve sırt ağrılarımız ve hani deriz ya lif kopmaları, ayak kopmalarımız, ayak ağrılarımız olabilir. Bunları bir kontrol etmemiz lazım. Ailemizde ceza konusu ile uzun süredir gözyaşı döken annelerimiz, çocuklarınızla ilgili bazı af konuları onların hayat enerjisine, özgürlüklerine kavuşmasına sebep olacak. Ama mutlaka çocuğunuzun hatalı olduğunu da kabul etmeniz lazım. Bir dahaki hata için haklısın o kızım ya da oğlum demememiz gerektiğini uyarıyorum. Evet, aşk konusunda evet en önemli şey yeni fikirler, yeni ilişkiler, yeni oluşturacağımız alanlar var. Ve hatta şunu demek istiyorum, aşk size fazlasıyla 5 yıldız değil 20 yıldız verse de siz renklisiniz. Bir aile düzeni isteseniz de renkli dünyanız var. Karşı tarafı incitmeden ve doğru adımla evlilik kararı verin. Karşı tarafı, çünkü hayal dünyanız, renkli, tatlı yalanlarınız da var. O yüzden nasıl bir karakter olduğunuzu, evet güçlüsünüz ama nasıl bir karakter olduğunuzu da karşı tarafa anlatın ki o da mutsuz olmasın. Çünkü hayatınıza aldığınız insan çok şüpheci ve ciddi anlamda gergin. Evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara eşinizin çok fazla seyahat ve iş gereği ilgisiz tavrı bu yıl sizi yıpratabilir. Ama onun hedefi size ev almak, yatırım yapmak, aile statüsünü daha aydınlığa kavuşturmak. Sevgili hanımlar, siz kendi yarım bıraktığınız eğitimi ve evde olmaktan sıkılmadınız mı? Bir kursa giderek mesleki anlamda hem evinize hem de kendi zekanızı hayata geçirebilirsiniz. Ve artık kendi paranızı kazanma yılı, bunu doğru değerlendirin ve para kazanma yılınızı doğru hayata geçirin diyorum. Özellikle anne babanızla alakalı sağlık problemleri yaşayabilir. Ufak tefek operasyonlar, özellikle annenizin şeker kaynaklı mide kanaması ya da beyin kanaması ile alakalı sıkıntıları olabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Çocuklarınızla alakalı farkında olmayarak ev içerisindeki konuşmaların sert ve kuralcı oluşu çocuklarımızın özgüven evresini yıpratıyor. Lütfen çocuklarımızla alakalı iletişimi daha sağlıklı oturtmamız gerekiyor. Boşanma fikri olan ve bir türlü bu dengeyi oturtamayan ve güven problemi olan sevgili hanımlar ve sevgili kadınlarımız, eşinizin size yaptığı hataları kabul edecekseniz 2 sene sonra aynı evrede olacaksınız. Ya ilişki terapisti ya ailede güçlü bir insanın bu ilişki için konuşması gerekiyor. Yıpranan sizsiniz, bilginiz olsun. Eğer hanenizde 2 kız bir erkek çocuğunuz varsa büyük bir ev alımınız söz konusu olacak. Eğer 2 erkek evladınız varsa aile apartmanınız ya da aile apartmanıyla alakalı geçişleriniz olabilir. Bu konuda mutsuz olabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Evet, şöyle söyleyeceğim. Bu ara uyku problemi, bu yıl çok fazla uyku problemi ve oturtacaksınız. Geçmişe ait borçlarımızı çok rahat bir şekilde Ekim sonuna kadar çözmüş olacaksınız. Eğer ki araba değişikliği niyetiniz varsa da Haziran ayı bu konuda aydınlık gözüküyor. Aşk geri gelmesini, kalbinizin acıttığı kişinin kendi içinde özür dilemesini ve hesaplaşmasını isteyen sevgili ikizler için evet hesaplaşacağız
Ama bu hesaplaşma hem onun mutluluğu hem sizin mutluluğunuz için doğru bir evre olacak. Hiç evlenmemiş, evliliği düşünmeyen ya da evlenmiş ayrılmış sevgili boğalar için hayırlı tanıştırmalar var. Doğru evre, özellikle sizin için Mayıs, Haziran gerçekten aşka güzel yelken açacağınız ve bu kalıcı hayatımızı da doğru şekilde oturtacağız. Yani sevgili ikizler şunu, yeni anlaşmalar doğrultusunda kıskançlıklar, fesatlıklar sizi çok fazla yorabilir. Ama sizin de içinizde böyle bir fesatlık ruhunuz var. Kendinizi rakip gördüğünüz insanlar arasındaki enerjiyi biliyorsunuz. Kime nasıl davranacak? Ama ilişkinizde de bu tavrı yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın diyorum. Evet, bir de eşiniz ölmüş olabilir, erken doğu kalmış olabilirsiniz. Size de güzel ilişkiler ama iş konusundaki ve parasal evreyi toparlamanız gerekiyor. Ve ailenizle alakalı haklarla ilgili de çözülmesi gereken noktalar var. Evet, tarım, toprak işine girmek isteyen sevgili ikizler, sizin her şeyi başaracağınız ve toprağa değer verdiğiniz ve bu toprak ve güzel şeyler var. Bunu yapacağınıza inanıyorum ve güzel bir başarı var diyorum. Evet, bir de çocuk düşünen ve çocuğu olmayan sevgili ikizler, gerçekten çok yoğun bir tedavi olması lazım. Evlatlık edinmek düşüncesine de arka beynimize oturtalım. Olmazsa emek evlattır. Yani doğurmak değil, emek vermek evlattır. Emek verdiğiniz her şey size yeşerir diyorum. Evet, sağlık konusunda da özellikle dikkat etmemiz gereken anne büyüklerimizle ilgili mide ve beyinle alakalı sıkıntılar olabilir. Bizim tansiyon kolesterolle alakalı dengeleri ve bu ara yemek kontrolünü yapmanız lazım. Fazla vücudumuzu kiloya doğru itiyoruz ve bu konuda da size sıkıntılar yaratabilir. Özellikle de son not olarak şunu demek istiyorum. Blog yazarlığı ya da sanatçı ruhunuz varsa ya da kitap yazmak istiyorsanız ya da resim yapmak istiyorsanız bunlarla ilgili çok başarılısınız. Yapın, kendi yörüngenizi, kendi evrenizi yaratın diyorum. Evet, hayat size mutluluk, ışık ve renk versin. Bu renk sizin evinize gökkuşağı şeklinde en güzel huzuru, en güzel yılı yaşayın efendim. Sevgi, mutluluk, her şey ülkemiz ve sevgili ikizler için, yükselen ikizler için hayırlı olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Mutlu seneler.